Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz tabii başlık olarak kır sohbeti başlık olarak. Ayrıca yine konu olarak da ubudiyet, rububiyet meselesi. Ubudiyet kulluk anlamına geliyor. Kulun Allah'a karşı olan nedir yapacak sorumluluğu. Kur'an'da bulunan ayet-i kerimelerde bazısında ey müminler diye başlıyor. Hangi ayet-i kerime ey müminler diye başlıyorsa arkadan mutlaka farzlar, emirler gelir, yasaklar gelir. Yine Kur'an'da bazı ayet-i kerimelerde ey insanlar diye başlıyor. O zaman bütün insanları bu kapsıyor. İnsanları Allah kulluğa, imana davet ediyor. Okuyacağım ayet-i kerime Bakara Suresi ayeti 21-22. Seni billah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nasi'budu rabbeküm. Allah buyuruyor. Ey insanlar! Buradaki ya önce uyarı yapıyor. Uyarı. Nedir uyarı? Tabi insanlar genelde gaflette olur insanlar. Dalgın oluyorlar. Yaradandan yani insan gafil olur. İşte Mevlamız buyuruyor. Ya ile ey insanlar. Önce bir uyarılma oluyor. Allah Teala Celle Şanı. Tabi bu nedir uyarıdan sonra dikkatleri yere getirmek gerekiyor. Mevlam buyuruyor. U'budu rabbeküm. Rabbinize ubudiyet, kulluk ediniz. Ubudiyet, kulluk anlamına geliyor. İbadet etmek, bu da ubudiyettir. Nedir ubudiyet? Allah-u Teala'nın emirlerine tam teslimiyet anlamına geliyor. Bir kimse Yüce Mevlamıza eğer tam teslim olabilse, aklıyla, kalbi, bedenine teslim olabilirse, o kul Mevlamızın işte gerçek kul olmuş oluyor. Peki Allah'a teslim olmayan kişi neye teslim oluyor? Hür, bağımsız mı oluyor? Olmuyor. Ne oluyor? Nefsin duygularına esir oluyor işte. Gazabına, şehvetine, itirazına, onuruna, benliğine. Allah Teala'ya kul olmayanlara baktığımız zaman her bir nefsinin bir sıfatının etkisinde ona kişi esir olmuştur. Kişi. Kim Allah korusun şehvetin peşinde koşar. Kim vuracak kıracak gazabında. Kimi dünya hırsına kaplanmıştır. Onun birine davaları vardır. Şunlar bunlar boştur. Bu için bizim Mevlam öyle buyuruyor. Ey insanlar, yani ırkı, rengi, dili ne olsa olsun bütün insanlığı kapsıyor. Ey insanlar, Rabbinize kulluk, ibadet ediniz. Peki bizim Rabbimiz kim şimdi? Tabi soruş olabiliyor. Ellezî. Öyle Rabbiniz ki Allah buyuruyor. Halakaküm, sizlere yarattı. İşte bizi yaradan kimse, yaradana kul olma meselesi burada geliyor. Demek ki yaratılmışa haşa kulluk edilemez. Allah'tan başka ne varsa her biri yaratılmıştır. En üstün varlık insan. Meleklerden sonra. İnsan en üstün varlık. Fakat insan kendine baktığında, kişi kendini incelediğinde ortaya şu çıkıyor, sonuç olarak acizlik hiç. İnsan bir hiçtir insan, sıfırdır. Ne var insan elinde? Yaratıldık. Biz mi yarattık kendimizi? Hayır demiyor. Erkek olmak, kız olmak, işte uzun boylu, kısa boylu olmak elimizde mi? Yok. Bizim elham o yarattı. Bugünkü yaşantımız elimizde mi? O da elimizde değil ki ama. O da elimizde değil.
Bak şu havayı soğumasa yaşayamıyor. Su içmese yaşayamıyor. Organlarımı yaşayamıyoruz. O halde insan böyle aciz olunca insan dışındaki varlıklar onlar bizden daha acizler işte. Halbuki şöyle insan dönüp tarihe bakınca zavallı insanlık nelere tapılmış insanlık. Taşları koparmışlar kayadan. Onun eline yontmuşlar. Ona bir şekil vermişler. Kimini daha büyük yapmışlar. O büyük ilah olmuş onların için. Ama onu kendi öyle yapmış. Onu kendi planlamış. Ağaçtan, taştan, tunçtan, şundan bundan ilah etmişler. Ona tapılmışlar. İşte Allah-u Teala buyuruyor. Ancak ki sizi yaradana ona kulluk ediniz. Vellezine min kablüküm, sizden öncekileri de o Allah yarattı falan bir. Ona da yaratan. Yani bizi değil, öncekileri de. Tabi canlı cansız ne varsa her şeyi yaratan Mevlamıza. Önce Mevlam şu alemi yaratmış. Altyapı, her şeyin önemli bir altyapısı var. Dünya olmadan insan yaratılmamış. Önce dünya lazım. Sonra dünyayı Allah bir düzen vermiş Allah dünyaya. Düzen vermiş. Gökte Allah düzen vermiş. Aradaki bir denge kanunu koymuş Allah-u Teala. Yani güneşin yeri belirli, ayın yeri belirli, dünyanın dönüşü belirli, hepsi yerli. Ondan sonra bizi yaratmış. لِعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ Ancak o zaman korunabilirsiniz. İttika yani tekvalık anlamına geliyor ki vikaye kökenden geliyor. Korunma anlamına geliyor. Bunun için Allah'tan korkan, haramdan korunanlar da ehli tekva diyor, müttaki deniyor onlara da. Haramdan çok korunduğu için ehli tekva denir bunlara. Eğer bir insan dünyada Allah'tan korkarak haramdan sakınırsa iş tabi inşallah ahirete de o kişi cehennem azabından korunmuş olacak. Zaten onları cehennem yakamaz. Yakamaz yani. Bak toprak yiyemiyor. Herkesin bildiği konu böylece. Yani her yerde öyle kazı meydana çıkıyor. Kefeni çürümeyenler var, eti deri çürümeyenler var yer altında. Halbuki bir insan ölen kişi yani hele bir ay sonra mezar kazı bakılsın, insan korkmuş hal alıyor kişi. Öl alıyor kişi ama çürümüyor, çürümüyor. İki türlü delil deniyor. Yani imanı kaynak oluyor. Tefekkür babında birine enfüsü deniyor. Yani kişi kendi nefsinden yaradığını bulması. İnsan kendine bakınca kişi yaratılmış olduğunu insan farkına varıyor herkes. Yaratıldık. Yaratıldık. Dünyaya geldiğimiz zaman bebektik. Bilmiyoruz hiç. Hep aynı şey yaşadık. Aşamadan geldik. Sonra yavaş yavaş çocukluk çağına insan geçiyor. Yürümeye başlıyor, konuşmaya başlıyor. Derken biraz daha büyüme, artık gençliğe doğru yükseliş başlıyor. Gençlik dönemi geliyor. Neye benziyor bu? Aynı bir bitki gibi ama, çiçek gibi. Çiçek de öyle. Yer altından çıkıyor, ince bir filiz veriyor, bebek gibi. Yavaş yavaş büyüyor, kalınlaşıyor, yapar çıkıyor, tomurcuk veriyor, çiğin açıyor. Ondan sonra bir duraklama dönemi başlıyor. Derken gerileme dönemi başlıyor. Her şey aslına dönüyor. Her aslına dönüyor. Nedir aslı? Toprak maddeleri işte. Çiçek diyen toprağa dönüşüyor. Meyve toprağa dönüşüyor. İnsan da yine ölünce toprağa dönüşüyor. Buna bir devran deniyor. Devran deniyor. Şu etrafımıza baktığımızda tarihi mezarlar var çevremizde. Bunlara baktığımızda az önce yazı taşlarına baktım. Mesela ben doğmadan önce ölenler. Ben doğmadan önce ölenler var. Demek ki onlar bizden evvel dünyaya gönderilmişler. Kendine gelmediler ama.
ellerine değil. Onlar daha dünyaya gelmişler, bu dünyaya. Tabii bütün dünyayı böyle kapsadığımız zaman kimi kral olmuş, kimi vali olmuş, kimi işte askeri kumandan olmuş, kimi esnaf olmuş, kimi makya memur olmuş, kimi zengin, kimi fakir olmuş. Hatta hayat öyle bir şey ki şu hayat, yani ezelde programlanmış, bir sahneye konmuş, sahnelenmiş, öncekilerin kimi hakimlik yapmış. Karşıdan suçu dikmiş, hüküm vermiş, onun içinden attırmış. Kimi polis olmuş, işte hırsızı kovalıyor, hırsızdan kaçıyor. Kimi vali oluyor, kimi onun şoförü kapıcısı. Şu bu oluyor, herkes bir verilen rolü alıyor. Kişi onu hayatta oynuyor. Ama sonuçta ne oluyor? Kumandan da aynı toprağa giriyor. O da çürüp zerre zerre oluyor. Er de öyle oluyor. Devletin başkanı da öyle oluyor. Kapıcı öyle oluyor. Herkes sonuçta aynı duruma geliyorlar. Yani doğuşta herkes aynen. Ortak müşterek doğuşta. Hepimizde. Aynı madden yaratıldık. Her birimiz ana karnında yattık. Hepimiz aynı yerden dünyaya geldik. Padişah da bir, paşa da bir, çoban da bir, zengin fakir bir. Ayrılmıyor dünya gelişimizde. Eşit. Herkes eşit. Yalnız dünyaya geldikten sonra herkes ailesinin maddi durumuna göre bir yaşantı oluyor. Bağışçılık daha güzel giyiniyor, daha güzel bir şey yiyebiliyor. Fakat zaman geliyor, o zengin olan çocuk fakirleşiyor. Nice fakir doğanlar üst makamaya gelebiliyorlar. Dünya daha işleri değişebiliyor. Her şey değişebiliyor. İşte insan denen varlık, yani biz öncekilere baktığımız zaman böyle dünyaya gelmişler. İşte yaşamışlar, kim belli makamlara gelmiş. Tabii genelde çoğu Allah korusun gafil olmuşlar. O makamın verdiği heyecanla, o sarhoşlukla, o gafletle Allah korusun hayatları boşa geçmişse yazık oluyor tabii. Buna enfüsi delil deniyor. Kişinin hepsine bakacak. Öncekine bakacağız. Onlara ne olmuşlarsa aynı şey bizim de başımıza gelecek yani. Bir de afaki deniyor. Afaki delil. Ufuk. Etrafa bakacağız şimdi. Bunu Mevla şey bize buyuruyor. Ellezi öyle bir Rabbiniz ki, yani ona kulluk etmeye mecburuz. Öyle Rabbiniz ki cealekumul arde firaş, yani ceale kıldı sizin için yeri, firaş yatak kıldı yeryüzüne öyle. Yeryüzü su olsaydı burada biz yaşayamazdık. Ama suda hayat var. Ama balıkla biz yaşayamazdık. Bence. Hep taş kaya da değil. Rabbim öyle yapmış ki otlar, yani bir doğal halı aslında gerçekten. Şimdi eskiden insanlar daha ziyade yalnız yürüyen kişilerde daha sağlam olurdu onlar. Şimdi yerde eksi elektrik var. Havada artı elektrik var. İnsan beden tuzu su var. İnsan iletken kişi. Şimdi bizler genelde naylonun su, öyle plastik şey var ya, öyle ayakkabılar giyiyoruz. Bu elden biz tam alamıyoruz. İnsanın bedenini aslında elektrikle çalışan bir dinamo gibi insan bedenini aslında alamıyoruz. Bunun için bak, namazda en eftali toprakta secde yapmak, en eftali. Bak. Yani kişi ayağını yere basacak, alın yere dokunacak, en eftali toprakta. Sonra toprakta yetişen maddelerde, bitkisel, keten gibi, bunun gibi, şunun gibi. Şimdi yine günümüzde halıların çoğu da plastik. Şunlar bunlar modern yapılıyor bunlar da. Demek ki biz Allah-u Teala yeryüzünü bir yatak gibi yapmış. İşte otlar doğal halı. En rahatı. En rahatıdır. Zaten bizim annemiz aslında topraktır. Böyle, topraktır. Şimdi
yeni doğan bir çocuk, annesi buna göğsünden süt verir. Biraz daha büyüyünce bir de annesi ona mama yapmaya başlar, mama vermeye başlar. Bizim asıl annemiz, geç annemiz topraktır, dünyadır. İşte dünya da bize ne yapıyor? Mama yapıyor şimdi. Biz büyüdük ya biraz şimdi, mama yapıyor bakınız. Aslında her şeyi topraktan oluyor. Elementten oluyor, her şeyde oluyor. Annemiz dünya, toprak, biz annemiz mama veriyor. Nasıl mama veriyor? İşte bak toprak elmaya dönüşüyor. Kiraza dönüşüyor. Buğdaya dönüşüyor. Domates kabuğa dönüşüyor. Nedir bu? İşte bu annemizin bize yaptığı bir mama bunlar bir sefer. Bizi böyle besliyor. Besliyor. Bir çocuk ne kadar akrabası da olsa, yakını da olsa, kim nereye giderse gitsin çocuk, ama çocuk tam huzuru bulamaz. Bir an için aldanır, durur. Hele akşam oldu mu evini ister, annesini ister. Bir çocuk annesinin kucağına gitti mi, hele hasret kalmışsa biraz, annesinin kucağına atılıp sarıldı mı ona, rahatlar. Şimdi işte insanın da aslı annemiz bizim topraktır. Ölen kişi annesinin kucağına gidiyor gerçekten. Yani bize toprak yabancı gibi geliyor. Hele kışın çamur gibi bize görünüyor. Gelenlerimiz topraktan korkuyoruz. Gerçekte annemiz, annemiz bizim. Bunun için ölen kişi arasına toprak bir madde konmuyor arasına. Efendim işte battaniye konsun, bir şey konsun. O zarar veriyor efendim. Ölen kişi anne kucağına gidiyoruz. O bizi bağrına basıyor. Bağrına basıyor bizleri. İşte Mevlamız bir Allah-u Teala sizlere yeryüzünü bir yatak gibi serdi. Serdi. Nasıl ki doğan çocuğun bir karıl olsa, beşiği hazırlanıyorsa biz de öyle bunu hazırlamış. Vessema bina'a. Allah-u Teala göğü de bizlere bina kıldı. Şimdi burada sema Arapça gök, Türkçe o karşılığı geliyor. Fakat gök neye gök deniyor şimdi? Neresi gök? Arapçada üst kısma gök denir, üstümüze. Her zaman kullanırız, mesela gök bulutu diyoruz. İşte uçaklar gökte uçuyor diyoruz. Böyle. Diyoruz. Yani bizim üstümüzü çeviren her tarafımız gök anlamına geliyor. Tabi sınırsız bu, gidiyor bu. Gidiyor. Mevla bir Allah-u Teala sizlere göğü bir bina kıldı, tavan kıldı göğü. Bu tabi burada Vessema'daki eliflam var burada. Burada lam tarif diyor, deniyor. Buradaki lam tarif de belirlilik anlamına geliyor. Mesela Vessema olsaydı sıradan bir gök olurdu. Burada Vessema olunca belirli bir gök. Yani Allah-u Teala dünya göğünü Allah tavan kıldı. Tavan kıldı. Nasıl tavan kıldı? Kur'an-ı Kerim'i yine Kur'an-ı Kerim tefsir eder Kur'an-ı Kerim'i. Bir ayet-i kerimeyi başka bir tefsir eder. Mevlamız buyuruyor. Bismillah. Ve ceanne semaya sakfen mahfuza Mevla buyuruyor. Ve ceanne kıldık, yarattık Mevlam buyuruyor. Yine burada lam tarif geliyor. Es semaya. İşte o göğü, o semayı, dünya semasını sakfen, sakıf, tavan kıldık. Nasıl tavan? Mahfuzen, hıfz ondan korunan tavan kıldık. Eğer dünya seması korunan bir tavan olmasaydı, hayat olmazdı burada. Önce güneşten gelen bazı ışınlar, hayatı öldürücü ışınlar geliyor. Geliyor. Ozon tabakası var en üstte. İnce bir tabak ozon tabakası. Onları çekiyor. Yarayanı dünyaya gönderiyor. O da lazım. Yaramayanı emiyor alıyor onları. Ozon tabakası var. Ayrıca gökten sürekli gök taşları geliyor. Meteor denilen gök taşları. Nereden geliyor tam kesin bilinemiyor bunlar. Başka yer alime geliyor bunlar. Gök taşları dünyaya sürekli yağıyor bunlar. Yağıyorlar. Atmosfer gaz tabakası ona girince tabii ki hızı geliyor. Isınmanın da oraya yanıyor. Enerji dönüşüyor. Buna bir kısım toz haline geliyorlar. Şimdi şöyle bir müfessirle
Eğer diyorlar dünya seması katı bir madde olsaydı, mesela zırh, çelik olsaydı ne olurdu? Güneş ışınları buraya gelmezdi. Yıldızlar görünmezdi. Hayat olmazdı. Ayrıca gelen göktaşı bunları zamanla delerdi bunları yine. Yine zamanla delerdi. Halbuki atmosfer bir gazdan oluşuyor. Gazdan oluşuyor. Fakat bir madde ama. Tabii atmosfer de tabaka tabaka. Mevlamızın her şeyin bir denge, düzen, kanunu her şeyde var. Yani her şey bir denge kanuna bağlı. En ağır bu gazda karbondioksit gazı en ağır. Eğer bu hafif olsaydı daha yukarı giderdi. O zaman yerde bitki olmazdı ama. Yerde bitki olmazdı. Onlar o gerekiyor. Hafif gazlar uzayda kaybolmuyorlar. Yer çekimi tutuyor onları bu sefer. Yer çekimi devreye giriyor, tutuyor onları. Yoksa öyle olmasın gazlar kaybolur giderler böyle. Onlar tutuyor. İşte Mevlam buyuruyor. Kur'an-ı Kerim işte Allah kelamı olduğu bakınız değil mi? Şimdi mesela günümüzde misyonerler İncil dağıtıyorlar. Zavallı daha önce Müslüman olan Türk gençliği aldırıyor onlara. Halbuki İncil'in Allah kelamında hiç benzeri yok ama. Hiçbir şey yok ama. Önce bir ön söz diyor, giriş yapmış. İçinde harita var. Yahudilerin ülkenin haritası İncil'de harita gelmiş sanki. Hazreti İsa Aleyhisselam hayatından, havarilerin şundan bundan bir nevi tarihi bir şey ama kesin kaynağa dayanmayan bir tarih. Mesela Peygamberimizin hayatı bize bildiriliyor ama bunlar kesin kaynağa dayanıyor bunlar. Bunu sahabe naklediyor, tabi naklediyor. Ondan duyan kitaba geçmişler. Böyle senediyle geliyor bunlar. Bakın Kur'an-ı Kerim öyle bize buyuruyor işte böylece. Allah buyuruyor. Dünya semasını korunmuş tavan kıldı. Göktaşları geliyorlar. Toz haline geliyorlar. Kim enerji dönüşüyorlar. Bazen görürüz gece. Yıldız kaydı der insanlar. Bir parlar, kaybolur gider. Kaybolur gider. Mesela bunun yeryüzünde büyük taşlar var. Dünya düşenler de var. Çin'de var bir tanesi. 100 tonu ağır. Hala duruyor. Ya deliyor da Çin'de. Allah Teala buyuruyor, göğü korumuş tavan kıldı. Ve en zemine semai maen. Allah Teala gökten bir de su indirdik diyor Mevlam buyuruyor. İndirdi. Ve enzele Allah Teala indirdi mine semai gökten. Yine burada gökten geliyor. Yani üstümüzden, buluttan indirdi. Maen su. Şimdi su üzerinde durmamız gerekiyor su üzerinde. Su nedir? Her şeyin hayatı sudan geliyor. Enbiya ayet 30'da her şey hayatını aldı Mevlam buyuruyor, sudan kıldık. Yani su olmayan yerde hayat olmuyor. Su dünyaya ne zaman inmeye başladı, geldi? Nereden geldi? İlk su dünyadan çıkmadı bakın şimdi. İlk su dünyadan çıkmadı. Daha dünya ateş halindeydi. Ama yer kabuğu soğudu, altıgen ateş. Yani yer kabuğu soğudu. Ondan önce düzenledi. Altıgen ateş, tabi gazlar meydana geldiler, çıktılar. Hidrojen oksijenden su meydana geliyor. Şimdi Mevlam şöyle buyuruyor. Venze minestemâi mâen. Ve enzelnâ minestemâi mâen. İlk su dünyaya gökten geliyor bakınız. Yerden çıkmadı. Zaten çıkamazdı. Ateş halinde. Çıkamazdı. İlk su demek dünyaya gökten geldi. Ne kadar geldi? Bakın şimdi bir kaderin belirli ölçüde Allah'ın koyduğu bir denge kanuna göre belli ölçüde su dengesi gereği kadar gökten yere su indi geldi. Peki bunlar niye dağılmadılar? İşte Mevlam buraya yüdün yaratırken baş artikemine geliyor. Önce yeryüzü buna göre düzenlendi bakınız. Yani okyanusların, denizlerin yerleri önce buna göre hazırlandı. Böyle hiçbir şey kendinden başıboş değil. Nasıl ki insanların hücresi başıboş değil, hücrelerimiz. Eğer mesela haşa bir inkarcıya göre, eğer hücreler başıboş olsa,
hücrelerin yön değiştirir hücreler. Karmakarışık olurlar. İki göz mesela. Aynı tür hücre gözlere gidiyorlar. Ama eşit sayıda gidiyorlar ama. Peki bu nasıl açıklanabilir bu? Nasıl açıklanabilir? Eşit sayıda. Eğer gözün bir hücre fazla gitsin, gözün biri büyür ve küçük kalır. İki kulak, biri büyür. Ayağın biri büyür, insan seker gider. Hele dişler, hele dişler. Yani bir insanın yaratılışına bakıldığı zaman Allah'ın varlığı, birliği açık meydana çıkıyor. Böyle. Hücrelerin dağılımı. Dağılımı. Aynı şey atomlara bunun gibi. Bunun gibi. Yani dünya atılırken de efendim şöyle böyle olmuş. Hayır. Böylece. Allah-u Teala'nın iadesinde, onun kesin denetiminde önce dünyada bir düzene sokmuş. Estağfirullah. Bazıları ki deha Mevlam buyuruyor. İşte önce hazırlanmış su depo hazırlanmış önceden. Hazırlanmış. Mevla buyuruyor. İlk suyu yeryüzüne gökten geldi. Bir kaderin belirli ölçüde fe eskenna fil erdi. O su yeryüzünde isken ettik, depo ettik Mevlam buyuruyor. Su depolandı yeryüzünde. İşte okyanuslarda, denizlerde, kutuplarda buz şeklinde, dağlarda kar şeklinde suyu depolatik Mevlam veriyor bence. Peki bu kadar suya gerek var mı? Yani %70'den fazla su yeryüzünün. İnsan da öyle ama. İnsan bedeninde %70'den fazla su insanın bedeninde de. Hatta insan susuz dayanamıyor. 3 günden fazla, 4 günden fazla dayanamıyor insan. Çünkü su çekildi mi hele kan koyulaşıyor, pıhtlaşıyor, kalbidir ölüyor. Ölüyor insan. Bu kadar su ihtiyaç var mı acaba yeryüzünde? Bu kadar denizler, okyanuslar var mı? Var işte. Neden var bunlara? Allah-u Teala suyu ilk yarattı Mevlam. Allah-u Teala buna bir denge koydu Mevlam buna. Bir ölçü koydu. Aynı su şimdi devrediyor, devam ediyor. Bence. İşte güneş enerjisi ısınan su buharlaşıyor, yukarı çıkıyor. Buharlaşıyor, göklere doğru çıkıyor. Eğer denizler daha az olsaydı yetersiz kalırdı bunlar. Yetersiz kalırdı bunlar. Yani bu kadar gerek var. Tabii ırmaklar, derelerden, bitkilerden, her şeyden, nemden buharlaşıyor. Hatta bir insan çamaşır yıkıyor, onu asıyor bir yere. Oradaki nem, o da buharlaşıyor, o da şeye karışıyor. Hepsi gidiyorlar. Peki sonra ne olacak? İşte su çevrimi deniyor bunu, devran. Su çevrimi deniyor buna. Aynısı tekrar yeryüzüne geliyor. Ama nasıl geliyor? Şimdi su buharlaşınca havadan hafif oluyor. Hava bunu kaldırıyor. Yükseliyor. Böyle devam etse gitse uzada kalbiri gider. Denize gider o zaman. Ama soğuk hava takla sırası geliyorlar. Allah koymuş böyle. Bir ne var da askerle muhafıza dur bakalım diyorlar. Oraya geldi mi buhar biraz yoğunlaşıyor. Ağırlık kesbediyor. Daha yukarı çıkamıyor. Daha yukarı çıkamıyor bu sefer. Orada kalıyor. Peki aşağı iniyor mu? Aşağı inmiyor amen dedi. Allah dilediği zamanlar Mevlam. Dilediği zaman Mevlam daha biraz soğuması gerekiyor. Damla haline gelmesi gerekiyor. Buhar damla haline geldi mi ağırlaşıyor. Yer çekimi onu çekiyor. Bakın. Yer çekimi kanunu devreye giriyor mesela. Onu yere doğru çekiyor. Çekiyor ama hep aynı yere yağmıyor yağmur. O kürnesinden kalkıp yine oraya yağsa buradaki ağaçlar olmaz. Bitki olmaz burada. Ne gerekiyor? İşte su buharının sevgi gerekiyor başka yerlere. Nereye gerekiyorsa, yani Allah-u Teala nereye dilerse, oraya bunun sevgi gerekiyor. Sevk memuru gerekiyor buna. Melekler de bunda görevli. Fakat bir de maddi sebep gerekiyor, rüzgar işte. Rüzgar hava, birimiz hava işte, o gazlar duruyor, duruyor. Meleklerin bunu hareket etmesiyle beraber bunlar. Ne yapıyor? Alıyor rüzgar şişini, su buharını. Nereye gerekiyor? Filan yere. Bakıyorsun bulut oraya gidiyor. Ne kadar yağmur yağacak? Şu kadar. Sayısı belirli, tanesi belirli, niteliği belirli. O kadar yağmur oraya yağacak. Tamamı tamam. Çek bakalım bulutunu. Çek götürüyor, başka yere getiriyor. Her şeyin hayatı suya bağlı. Şimdi bu su çevrimi deniyor, devran ediliyor, su geliyor. Mevlam buyuruyor,
Hayminiz semerati rızkan lekûm. Allah oradan bize semerat çıkarıyor, meyveleri çıkarıyor. Fâhâ bihi o su sebebi ile. Demek ki su gelmiyor, kuru topraktan bir şey olmuyor. Mine semerati her türlü meyveler, sebze, bitkiler çıkıyor. Rızkan lekûm, işte rızık olarak Mevlam buyuruyor. Yere atılan bir tohum. Yaratan bir tohum. Eğer Allah Teala ona hayat verecekse ona bağlıdır. O çatlıyor. Allah Teala farha ve neva Mevlam buyuruyor. Allah onu yarıyor. Ortadan ayrılıyor. İçinden küçük filiz çıkıyor şimdi. İster çekirdek olsun, ister çiçek tohumu olsun, ister birisi küçük olsun. Ne olsa olsun İnnallâhe fâlik habbe nevâ Mevlam buyuruyor bak. İnnallâhe Allah Teala fâlik felak yarıcı. Habbe ve nevâ hubatı çekirdeği Allah Teala yarıyor böylece. Yani Allah Teala'nın celleşanı hay esma tecelli ediyor. Yüce Mevlamızın ilmi, azameti, kudreti. Yere atılan bütün tohumlar Allah Teala'nın azametinde, denetiminde, irade ve gücüne bağlı onlar böyle. Allah Teala hangisini dilerse onu Mevlam Allah Teala'nın hay esmasının tecellisiyle çatlıyor. Yani ona cezbe geliyor ona böyle. Hay esmasıyla çatlıyor, ayrılıyor. Öbürü çürüp ölü gidiyor. Biliyor. İçinden küçük filiz çıkıyor. Filiz çıkıyor. Ona hayat veriliyor o anda ama. Yaralı ona hayat veriliyor. Hayat verildiği anda ona rızık da gerekiyor şimdi. Büyümesi için rızık da gerekiyor. Peki ne yiyecek şimdi o? Küçük filiz çıktı. Yaralı tohumdan. Herin topuğundan yaralanamıyor. Ememiyor. Ne yapacak? İşte iyice ona depolamış ona bakın şimdi. Depolamış böylece. Çekirdek olsun, başka tohum ne olsa olsun, o topraktaki gıdasına erişecek duruma gelinceye kadar işte depolanan rızıkla büyüyor, gelişiyor. Ondan sonra o filiz ne yapıyor? Ucundan ince püsüğü gibi böyle emici tüyler oluşuyor. Hatta döner bile böyle. Ona gereken rızkını bulacak o. Elementler farklı. Mesela burada olan ödüler olmaz. Farklı bunlar. Rızkını bulacak o böyle. Rızkını bulur. Emmeye başlar bak. Emmeye başlıyor. Küçük filiz ama bir doğal laboratuvar oldu işte bak. Laboratuvar oldu efendim işte. Tabaktan ısıyla ıslanan çamurdan element alıyor. Çözümlemiş el alıyor. Emiyor. Onda bir kimyasal bir işlemler oluyor kendisinde. Onu yukarı gövdeye sevk ediyor. Her birinin rengi ayrı oluyor bence. Tadı ayrı, kokusu ayrı. Neden? İnsanların bu değişime ihtiyacı var bir de. Tattan başka. Renk. İnsanları etkileyen bir olay. Yani insan bedeni, renk etkileniyor insan bedeni. Tabii en güzeli yeşil renktir. Bak yeşillik. Neden? Asıl vatanımız cennet olduğu için, cenneti andırdığı için en güzeli yeşildir. Yeşilliktir. Yeşil gözü de yormaz, beyni yormaz, insanı dinlendirir. Bütün hücreleri rahat verir yeşillik. Cennet andırdığı için. Tabi diğerlerinin insanın yararı var, onların da yararı var. Onlar daha az onlar böyle. Sonra koku. Koku bilhassa. Yani bugün tıp daha bu kokuyu bilemiyor. Eski tıp da koku, önemli koku. Tıp da. Koku ile. Hatta hastaların çoğunun tedavisi kokuyla olur eskiden. Mesela ne derler bu günümüzde mesela hava değişimi derler. Hava değişimi derler. Gittiği yerde orada başka koku var şimdi orada. Gelen esen rüzgar kokuyu getiriyor böyle. Yani çeşitli kokular bilhassa beyin hücreleri için çok yararlı kokular. Kalp için çok yararlı kokular. Onun için Rabbim bunları farklı yaratmış. Aynı değil. Başka başka kokular, renkler başka başka, tatlar başka başka, her birinin yararı başka başka. Hatta bir meyvenin
sapında başka, kabuğunda başka, şeklinde başka özellikler var böyle. Onun için nedir İslam'da? Asıl her şey olduğu gibi yemek, doğal olarak yemek. Yalnız sürünü almamak gerekiyor. Doğal olmak gerekiyor. Şimdi namazda, bakın şimdi namaz vaktine de gelince, namaz vakti de doğayla bağlantılı bakın şimdi. Namaz vakti de. Yani dünyanın dönüşü güneşle bağlantılı bu da. Öyle ayrı bir saat yok buna. Güneş doğmadan önce fecir vakti deniyor ona. Karanlığın gidiyor. Güneş ışınlar ancak ufuktan göğe vurabiliyor. Ya da fecir saati deniyor. Yani namaz vakitleri de doğayla bağlantılı bakın. Yani şu bir devran oluyor alemde. Dünya dönüyor, ay dönüyor, güneş dönüyor, bütün alemde dönüyorlar. İşte namaz vakitleri de bu devrana, bu dönüşe doğayla bağlantılı namaz vakitleri de. Bunun için en eftal amel namazı vaktine kılmak. Peygamber soruldu Aleyhisselam Hazretleri'ne, hangi amel daha eftal? Peygamber şöyle buyurdu, es salatü li vaktiha, en eftal üstün amel namazı vaktinde kılmak, vaktine kılmak. Kişi o anda doğayla bağlantılı kişi o anda. Öğle vakti, bak güneşle bağlı, bu devrenle bağlı. İkindi aynı şekilde, akşam aynı şekilde, yatsı aynı şekilde, yıldızlarla bağlantılı, tabi de gece namazları da var, ibadetler de var. İnsanın gönlü, ruhu ancak o zaman manevi bir şey alabiliyor. Tabi çoğun bunu fark edip varmıştır farkına. Mesela bir vakit namazı, vaktine kılalım, daha kolay olur. Hafif olur, daha feyizli olur. O anda bir tembellik var, bir işimiz var, ima ediyoruz. Canım da vakti çıkmadı ya. Biraz sonra kılarım, biraz sonra kılarım. Evet, biraz sonra kıldığımız zaman ama farklı namaz oluyor. Çünkü doğa değişti bakın, doğa değişti şimdi arada. O doğayla bağlantılı namaz. Bunun işte öyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, en eftal amel namazı vaktinde kılmak. Ondaki feyiz başka ki şu an bütün insanın gönlü, bedeni, hücreleri doğayla bağlantılı kişinin onda. Allah Teala bize şöyle buyuruyor ayetin sonunda, la endaden ve entüm ta'lemûn. O Allah Teala'ya endat koşmayınız. Ve entüm ta'lemûn. Sizler bile bile. Endat, niddin çoğulu, nid de örnek, benzer anlamına geliyor. Yani Allah-u Teala'ya haşa koşmayın Mevlam bir ya. Bütün bunları yapan, yaradan, yöneten, yönlendiren, böyle her şeyi bilen. Mesela bizi bilemiyoruz, kendimizi bilemiyoruz böyle şey. Kişi benim diyor ama sen nesin? Bilmiyor ki kişi benim diye kişi. İnsan nedir şu bedende? İnsan beden neresinde? Ne istedi bu bedenin acaba? Sonra bak Mevlam ayet-i kerimden baştan buyurdu. Sizi ve size önceki de yaratan, yani yere göğe düzen veren Allah-u Teala Mevlamız. Şimdi kul bakacak. Tabi önce insan kendine bakacak. Ben neyim? Çünkü nefsini bilen ancak Rabbini bilir. Kişi kendine bakacak, ben neyim bakacak kul. Hiçbir şey değiliz ama şu anda. İnsan belki gafletinin etkisiyle, tepkisiyle insan belki şöyle yaparım, böyle yaparım diyebiliyor. Ama insan ne yapabiliyor ki insan? İnsan bir ağaca hükmedemiyor. Bak, ağaç insandan büyük. İnsan doğayla başaramıyor ki insan doğayla. Bir fırtına geliyor, kişi korkuyor. Bir gök gürültü insan korkuyor. Sel gibi insan korkuyor. Yer sallanıyor, deprem insan korkuyor bunlardan. İnsan doğayla insan başaramıyor. İnsan aciz varlık insan. Halbuki Allah-u Teala Mevlamız, bak Rabbül Alemin değil mi? Rabbimiz, Rabbül Alemin. Bütün alemleri bak yaratan, alem yaratan, yöneten, yönlendiren böyle alemleri,
Her şey Allah'a bir kanuna bağlamış. Her şey bir kanuna bağlı. Hiçbir şey rastlantı değil, başıboş değil, başıboş değil. İşte Allah Teala buyuruyor, bunları görüp dururken, bilirken Allah Teala Mevlam Celle Şanlı'yı ona ortak şirk koşmayın Mevlam buyuruyor. Yani tevhid akidesi. Akidesi nedir bu da? La ilahe illallah. La ilahe illallah. İşte imanın da başı bu. Zikrin de başı bu. Kelime-i tevhid. Bunu söyleyen kişi İhlas ile samimi olarak inana bir defa söylerse, kişi ondan sonra kendini haramdan koruyabilirse o yer cennettir. Hadise geliyor. Dehale cenne. Bir kimse kelime-i tevhidi halisen, muhlisen bir defa söylerse dehale cenne, cennete girdi. Yani girecek kesindir. Günahkar olsa ne olacak? Tabi onu Mevla biliyor. Kişi, günahkar kişi dünyada bunun şeyini çekiyor. Yani günahın ne olduğunu bilebilsek günahdan korkarız. Böylece. Hep yılından korkarız. Böyle. Ateşten korkarız. Ama günaha gelince işte yapma bu günah. Ben de biliyorum diyor. Bilmiyor. Bilmiyoruz böylece. Yani günahın ne olduğunu bilebilsek nedir günah? Önce kalbimizi karartıyor bak günah. Önce kalbimizi karartıyor. Bir insan günah işliyorsa onun kalbi kararıyor. Kalp katılaşıyor. Kalp gafil oluyor. Kalp sıkılıyor, bunalıma giriyor işte. Sıkıntı bu işte. Ne diyoruz? Evet işte bir sıkıntı var. Neden sıkılıyor kalbimiz? Günahları yüklenemiyor, ağır geliyor, sıkıyor. Dünyada bu. Günah işleyen insan dünyada huzur bulamıyor. Huzur bulamıyor. Peki ne yapıyorlar bunlar? Tabi huzur bulamayın abi böyle sıkılıyor. İşte ekranın başında oturur kanepeye, eline kumanda şu kanal bu kanal. Neden bunu böyle yapıyor kişi? Mübarek insan senin hayatın sınırlı be. Değil mi? Ömrün sınırlı. Giden gitti. Ne kaldı belli değil. Ama mezar bizi bekliyor. Biri Hazreti Bekir'e soruyor. Birisi geliyor tabiinden. Ya Ebu Bekir ben de kendim mezar almak yapmak istiyorum. Yapayım mı acaba? Gülüyor. Mezarı yapma da, onu yapan bulunur. Sen kendine mezarı hazırla diyor bak. Sen mezarı hazırla diyor. Ne bizim görevimiz? Kendimize mezar hazırlamamız gerekiyor. Böyle nasıl gideceğiz oraya? Ama ne yapıyor zavallı gafil? Elinde kumanda, oturur televizyon karşısında, o kanal, bu kanal, saatlerce bu kanal. Ya da bahsedecek. Dışarıda haramda günahlar şunlar bunlar. İnsan dünyaya bir defa geliyor. Bir defa geliyor. Azrail'i karşımıza görünce tabii hep bir şey oluyor zamanla. Kişi görecek Azrail dağ gibi belirecek. Eyvah! İşten ama işten geçti zamanlar. Bunun için uyanmak gerekiyor. İşte günahın insana ilk zararı kişi huzur bulamıyor. Ne kadar evliyullah varsa türbeler varsa bak dikkat ediniz hep buna tenha yerlerde tepelerde, ıssız yerlerde bunlar. Orada. Birçok kişiler, yani eski muhterem, kâmil kişiler hatta çoğu mağaraya kapanmışlar. Bir yere kapanmışlar. Onlar da canın sıkılmamış bakınız. Orada gazete okumuyor. Orada televizyon seyretmiyor. Orada konuşuyor, arkadaş aramıyor. Hatta bir insan canı sıkılsa da sırf vakit geçsin diye bir kişi arıyorsa işte bu iflasın tam kesisi budur diyorlar evliyullah. İflas budur böyle diyorlar. Evet kişi arkadaş arar. Niçin? Allah yolunda bir şey konuşayım, sohbet arar kişi. Ama bunun dışında sırf canı sıkıldığı için sırf vakit geçsin diye ararsa bu iflasın aslı kökü budur. Bence. Ne kadar evliyullah varsa mağaraya kapansın. Niye canın sıkılmıyor? Kalp şeffaf, ayna gibi kalp. Nur, tertemiz kalbi. Kalbi tertemiz. Sonra Allah'tan gafil değiller onlar Celle Celaluhu. Mevla'yı biliyorlar. Her Allah deyişinde, her kelime-i tevhidinde öyle feyiz alıyor ki, o kadar tat alıyor ki artık gözünü açıp bir şeye bakmak istemiyorlar bile. O hale gelmişler. Biz de onlar kadar
olamazsak bile ama biz aynı kanuna tabiyiz ama o da var şimdi falan. Ama evliyamış. Evliya ama çalışacak evli olmuş ama. Ya çalışacak olmuş. Meşhur bir kadın evliya vardır. Rabi Hatun diye. Tebe tabiinden kendisi. Bu bir zamanlar kölelik de yaptı. Çok işkence çekti. Eza cefa çekti. Her şeye katlandı. Tabii sonunda elhamdülillah büyük velayet makamına erdi kendisi. Keramet sahibi oldu. Evliullah makamına erdi kendisi. Yaşadığı ev tek odaymış. Alt üstü çamur. Böyle basit bir şeymiş. Bir ara hiçbir şey kalmamış. Yiyecek kalmamış hiçbir yerde. Üç gün ağzından bir lokma bir şey bulamamış. Üç gün. Aç kalmış. Zaten kendisi zayıfmış da kendisi. Üç günde bir şey yemeyince daha zayıflamış. Oturmuş artık odasının kenarında, Allah huzurunda. Tabii kalben zikre meşgul. Ondan daha ziyade kalbiyle zikrederler onlar. Kalbiyle. Üç gün sonra bakıyor bir gün bir kapı vuruluyor. Kim o işte benim diyor abiye. Kadın komşusu tanıdı kendisinin. Buyur diyor hoş geldin. Eline bir taba gelen kişinin. Diyor ki Rabia diyor. Benim çoktan beri nefsim bunu istiyor diyor. Her neyse o yörede o dönemde güzel bir şeymiş. Çoktan beri benim nefsim bunu istiyor. Bunu yaptım. Ama sana getirmeden boğazından geçmedi. Sana getirdim bundan diye. Peki Allah olsun sağ ol diye. Alıyor ondan tabağı koyuyor. O kişi gidiyor. Açıp bakıyor. Kuru bir şeymiş. Herhalde hamur işi her neyse. Kuru bir şeymiş. Susuz gitmeyecek. Tabii kolamalı yok onlar tabi onlarda. Suya razı, su da gitmiyor. O zaman evde su da yok akan çeşmeden. Alıyor eline ibriğini, gideyim diye pınar su alayım da geleyim de. Suya bunu yiyeyim inşallah diyor. Uzak mı birazcık pınarda? Pınara su almaya gidiyor. Geliyor, içeri girip bakıyor. İşte bir kedi girmiş. Kedi bunun hepsini yemiş, dağıtmış, yedekleri yalıyor. Rabia Hatun hemen kapına girince kedi ürkmesine kaçmasın diye hem oturuyor, şöyle yapıyor. Fesubhanallah Rabbim diyor. Ben bunu benim rızkım zannettim. Bu kedinin rızkıymış diyor. Ben benim zannettim geldim diyor. Onun rızkıymış diyor. Oturuyor, bekliyor kedi yesin derken kedi diyor. Tası su koyuyor, kedi suyu da veriyor, kedi gönderiyor. Şimdi evliye evliye efendim ama evliyalar böyle evliyorlar işte. Allah tevekkülleri var, teslimiyetleri var. Allah'tan başka bir şeye de boyun eğmiyorlar onlar böyle. Allah'tan başka. Onlar doğadan korkmazlar onlar. Yani deprem olmuş, harp olmuş, ondan korkmaz onlar. Çünkü biliyor ki Allah'ın denetiminde ama oluyor onlar. Allah'ın gözetiminde oluyor bunlar. Fay hattı harekete geçiyor. Ama kendim yok, hayır. Gökte idare ediliyor. Ne zaman deprem olacak? Önce bir gerilim olur, sıkıntı olur böyle. Ortam oluyor. Onun için Allah dostları, yani Allah-u Teala'yı iyi bilenler, ondan gafil olmayanlar, onlar doğadan korkmazlar onlar. Onlar azalıyla korkmazlar onlar. Allah'tan korkanlar. İşte Mevlam buyuruyor, Allah'tan başka bir şeyi, Allah-u Teala'ya şirk, ortak koşmayınız. Mevla buyuruyor. Demek ki kul Mevla'ya yönelirse, kalbiyle, gönlüyle kul yönelirse, kul Allah bana yeter derse, Allah kuluna yetiyor. Cireşare. Yetiyor. Yine bir gün Rabia Hatun'a sormuşlar. Ya Rabia, komşulara gelmişler bir gün. Ya Rabia demişler, istediğin bir şey var mı? Yani canın çektiği, istediğin bir şey var mı? Sen demiş, yap uğraşmazsın bunlarla. Yapalım, getirelim. Bunu ısrar ediyorlar. İstemiyorum. Allah söyle diyorlar. İsteğin var mı? Evet var. Ne istiyorsun? Şöyle de bir ölsem de, o mezara girsem de, iki melek gelince bana soru sormaya, ya Rabbi, Rabbim kim deyince deseler bana da, o anda Rabbim Allah diye bir bağırsam diyor. Tatmin olsam böyle diye. O anı bekliyor istemene diye.
Yani kabire girmek de onlar için, melekler cevap vermek de onlar için o kadar basit kalıyor. Neden? Çünkü Allah'ı bilmişler Celal'i. Allah'a bağlanmışlar onlar. Mevla bilmişler. Allah dostu olmuşlar. Celal'i öyle olmuşlar. Şimdi Allah-u Teala'ya kulluk edin Mevlam buyuruyor. Biraz gelin inşallah kulluk nasıl olacak Mevlamıza? Kulluk yani ibadet, ubudiyet. Allah-u Teala'ya tam kesin teslimiyet anlamına geliyor. Kul Mevla huzurunda ona tam öyle teslim olacak. Rabbim ne buyuruyorsa onu yapmak. Buna geliyor. Başta ne geliyor? Tabi imandan sonra, Allah'ı tanıttan sonra önce başta beş vakit namaz geliyor. Çünkü dinin diri özü beş vakit namaz önce. Namazı bir şey olmuyor. Önce beş vakit namaz geliyor. Hele namaz vaktine kılınırsa işte. Vaktine kılınırsa tabi daha tatlı oluyor, daha feyizli oluyor. Bir de namazı da ibadet diye kılmak gerekiyor namazı da. Yani sır işte rükû, secde yaptım, şu kadar rekat kıldım, şu okudum da iş bitmiyor. Bir de namazın manevi anlamı var namazında. Nedir bu da? Kulluk hali, kulluk. Allah-u Teala kulun dikilmesi, el bağlaması, Allah'a teslimiyeti kişinin namazda. Kul Mevla'ya teslim oluyor namaz elhamdülillah. Gerçekten çok tatlı bir güzel hal, namaz hali. Kul her şeyini bırakıyor, işini bırakıyor, icabından sabah namazı için uykusunu terk ediyor, açlığını bırakıyor, istirahatını bırakıyor kul. Biraz daralıyor, sıkılıyor, icabında kişi biraz da baskı da görebiliyor gereğinde, görenler var mesela. Kul ne yapıyor? Her şeye rağmen vakti gelince Allah kulluk ediyor elhamdülillah, Allah yöneliyor, bağlıyor. İşte bir de bu namazı biraz daha güzel kılabilecek namazımızı. Acele etmeden, namaz elimizden geldiği kadar dünyayı namaza sokmasak. Zaten niyet bir duvar perde oluyor. Niyet ettim ya Rabbi namaz kılmaya diye. O bir duvar oluyor o niyet. Dünyayı ayırıyor aslında. Namaz ahiret alemi. Ahiret alemi. Kul mevzuna giriyor orada. Namazda elden geldiği kadar huzurda olmak. Mevla huzurundayız. O bizi görüyor, biliyor. Gönlümüzü Mevla biliyor. Bir de namaz okurken acele okumamak da gerekiyor. Yavaş okumak gerekiyor. Namazdan ne kadar bir saniye fazla kalsak sevabı da artıyor. Sevabı da artıyor. Tabii namazdan sonra ne kalıyor bir de? Haramlardan sakınmak da kalıyor bir de. Haramlardan sakınmak kalıyor. Haramdan sakınmak o da farz yine. Onu Allah haram kılıyor bizlere. İnsan şimdi mesela namaza gidiyor elhamdülillah, camide, evinde neyse namaza kişi kılıyor. Ama namazdan sonra kul günah işleyince ne oluyor? Namazın sahibi gitmiyor ama. Ancak Allah'a şirk koşarsa kişi, o zaman bütün sahiplere yarıp gidiyor. Bir kişi Allah-u Teala'ya şirk koşmayınca namazın sahibi gitmez. O durur. Durur ama ne oluyor? Şimdi namazın sahibi kalbe bir nur oldu, oluştu. Bir nurlandı. Gerçekten bunu bir deneyelim inşallah kendimize. Şimdi abdestten başlarken daha huzura başlayalım inşallah abdest alırken. Dikkat edelim inşallah Teala. Şimdi namazı biraz güzel kılma uğraşalım. Elimize geldiği kadar rükû, secdeleri okurken yavaş okuyalım. Namazı yavaş kılalım. Ki şu anda fark eder ki içten bir hafif nurlanma olur. Tam onun sevabı duruyor. Namazın sevabı duruyor ama şimdi dışarı çıktı kişi hatta evinde bile bir kişi mesela diyelim televizyon açtık şimdi örnek olarak aklıma geldi şimdi açtık çıplak bir ağrısı bir şey çıktı. Tabi günah oluyor. Bu da ne yapıyor? İşte gönlündeki nura bir zulüma diyor. Karartık, kara gölge yapıyor. Duman yapıyor. Duman yapıyor. O namazdaki feyzi bozuyor işte bu sefer. Onun feyzini bozuyor. Huzuru tabii bozuyor. Bunu şimdi elimizden geldiği kadar
Bir de günahlardan sakınmak gerekiyor. Günahlardan sakınmak gerekiyor. Her türlü haramlardan. Yani konuşurken de şundan da bundan da her şeyimizde sakınmak gerekiyor. Ki kişi namazda aldığı o halini kurabilmesi meselesi. Buna hal deniyor. Manevi hal deniyor buna. İnsan bunu kendi fark eder. Mesela bir kişi öğle namazını kılarken biraz daha tatlı fiizli kılar. İkinde ortada bulamaz kişi. Neden? Hal düşecek. Halini kaybettiği kişi. Şimdi bütün mesele bu hali korumak. Bunlara ehli kalp deniyor bunlara. Ehli kalp deniyor. İşte ehli kalp olanlar, yani uyanabilenler, bu halini sezebilen kişiler, bunlara çok dikkat eder bunda. Kişi bakar, mesela Allah zikrederken bir kelime-i tevhidde, La ilahe illallah, kişi bundan bir hal alır. 10 dakika sonra söyler, o hali kişi alamaz ama. Hep bir olmaz. Kur'an'da öyle. İbadette öyle. Namazda böyle. Hatta buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Bir insanın iki günü eşit olsun, o kişi aldanmıştır. Bakın şimdi. Yani bir insanın iki günü eşit olsun, aldanıyor. Halbuki biz çoğu kaybediyoruz ama. Eşit de bırakalım. Hep aynı feyzi alsak, hep aynı zevki alsak, bunu sürdürebilsek ama aynı devam ediyorsa kişi yine aldanmış oluyor manevi açıdan, yükselemediği için. Bir düşme oluyor ama şimdi, düşme oluyor. Bunun için ehli kalp deniyor bu gibi kişilere. Sürekli bunlar kalbini kururlar, murakab altınlar kalplerine. Bakar ki Allah Allah namaza durdu ama öyle bir tatsız, duyarsız bir namaz oluyor. Bunlar tabii ağlarlar buna, korkarlar buna. Eyvah ben düştüm der şimdi der, düştüm der. Kur'an okurken, dinlerken ve her şeylerde düşüş oldu mu duyarsızlık, robot gibi katı kalp oldu mu düşmüş oluyor. İnsan nasıl ölürse öyle kalıyor, o da var şimdi. Öyle kalıyor. Bunun için sahabelerin hayatı bizden üstün oluyor. Neden? Sahabelerin her birisi her an sanki son nefesini yaşıyorlar sahabeler. Sürekli cihada gidiyorlar. Sahabelerin her biri kılı namazını, veda namazı kılıyordu sahabeler. Sefere gidiyorlar, cihada gidiyorlar. Bugün cihada Medine'de bile mutlaka yine bir sefer olacak. Düşman saldıracak. Mutlaka yine bir savaşa, cihada girecek. Ne yapıyorlar bunlar? Her gününü, her anını acaba benim bu son günüm mü? Acaba benim bu son namazım mı acaba? Böyle kılıyorlar onlar. Tabii biz şimdi her ne kadar cihada gitmiyorsak da ama ölüm her zaman gelebilir, bizim için gelebiliyor. Lillahi Teala Fatiha.